Herkese merhaba. Birçok videomda hatta görüşmelerimde söylediğim bir konu var. Bazen karşınızdakine ondan vazgeçebileceğinizi ya da vazgeçtiğinizi göstermeniz gerekir diye. Çünkü cepte görmekten vazgeçer. Kaybetmenin duygusunu yaşar. İntikam almak istiyorsanız ki en çok da bence önemli olan budur. İntikam almanızı, içinizin soğumasını sağlar. Çünkü bir insanı umursamamak, değer vermemek alınacak en büyük intikamdır. Bugün size birinden vazgeçmek adına atmanız gereken adımlardan bahsedeceğim. Bunları uygularsanız emin olun karşınızdakine çok net bir şekilde "Senden vazgeçtim, artık benim için önemli değilsin" mesajını vermiş olacaksınız. Şunu söylemeden geçmeyeyim maddelerimize. Yorum kısmında görüyorum bazen. Bunları yaparsam tamamen kaybederim. Bunları yaparsam benden gider. Bir daha hiç gelmez falan. Böyle yazılar yazılıyor. Sevgili dostlar, eğer ki güzel bir ilişkide bunları yapıyorsanız zaten hata yapıyorsunuz. Bu tarz taktikler sizin bitmiş gitmiş ya da bitmek üzere olan değersizleştiğiniz ilişkiler için geçerli. Burada amaç sizin dik durmanız. Dışarıya bakıldığında "ben kaybetmedim, o beni kaybetti" dedirtebilmeniz. O yüzden videoyu izlerken bu düşünceyle izlemenizi öneririm. Başlayalım hadi. 1. Gerçeği gör, bilincini arttır. Şimdi arkadaşlar, bu işin başlangıç noktası şu. Eğer ki birine vazgeçtiğinizi göstermek istiyorsanız o zaman vazgeçmeniz gerektiğini fark etmeniz gerekiyor. Çünkü belli ki olmamış bir şeyler. Belli ki yolunda gitmiyor. Gitmemiş. O yüzden bir şeyleri gösterirken önce bunu gerçek olması adına da adımlar atmalısınız. Tabii ki sonuç itibariyle öyle kolay bir şey değildir. Hep derim, birden bıçak gibi kestim diyen yalan söyler zaten. Birden bitmez hiçbir şey. Ama gerçeği görmek önemli. Gerçeği görüp bunun bilincinde olmak önemli. "Ben vazgeçtiğimi göstermek istiyorum" diye hamleler yaparken akşam "acaba vazgeçtiğimi anladı mı" diye sosyal medyasını stalklarsan olmaz bu iş. Bu biraz da enerji işidir. Vazgeçtiğini hissettirirsin. O enerji gider o kişiye, merak etmeyin. Sonuç itibariyle tabii ki hemen olmayacaktır. Ama bunun bilincinde olursanız bir yerlerden başlamış olursunuz. 2. Acele etme, engelleme, hırsını çıkarma. Çok büyük bir hata var arkadaşlar. Mesela tartışma çıkar, ayrılık yaşanır ya da küslük olur. Hemen engellenir. Zannedilir ki engelleyince vazgeçtiği anlaşılacak. Ya da tartışma çıkmıştır, ağza gelen söylenir. Kapı hızla kapatılır ki bir daha o kapıdan girmek istemeyeceğini anlasın ister. Yok böyle bir şey. İkisi de büyük yanılgıdır. Vazgeçmek öyle olmaz. Bu bir hırs almaktır. Can acıtmaya çalışmaktır. O yüzden kesinlikle hırs yapmayın. Engellemeyin. Burada yapmaya çalıştığımız vazgeçebileceğinizi göstermek. Vazgeçtiğinizi hissettirmek. Engelleyerek bunu hissettiremezsiniz. Ayrıca ayrıldıktan sonra sosyal medya nasıl kullanılmalıdır diye bir video çekmiştim. Orada üstüne basa basa anlattığım bir durum var. Burada bir kez daha dile getiriyorum. Engellemek, ardından dayanamayıp engeli açmak çok ciddi derecede cepte gözükmektir. İşte o yüzden hırsınıza yenik düşmeyin. Devam edelim. Şimdiki iki madde aslında birbirleriyle bitişik. O yüzden dikkat diyorum. 3. Rol yapma. Şöyle bir hata oluyor bu vazgeçtiğini gösterme işlerinde. İstikrar olmuyor. Bir öyle bir böyle davranılıyor. Dengesiz bir görüntü çıkıyor ortaya. Kararsızmış gibi gözükülüyor. Sonuç itibariyle amacına ulaşılamıyor. Mutlu pozlar sosyal medyada. Sabahları pamuk gibi uyandımlar. Akşam arkadaşlarla sahil keyifleri. Hafta sonu "işte hayat sensiz de yaşanıyor" hareketleri. Üçüncü gün bir karamsarlık, bir yılgınlık. Dertler derya olmuş, bende bir sandal paylaşımları. Ya iki gün önce "deniz, kum, güneş, yaşamak ne güzel" diye fotoğraflar paylaşıyordun. Hangi ara dertler deryasında sandal oldun? Bu neyi gösterir? Bir taktik içerisinde olduğunuzu. O üç günü tamamen karşı taraf için yaşadığınızı, onu düşünerek paylaşımlar yaptığınızı gösterir. Bu size puan kaybettirir. Kendinizi ele verirsiniz. Ayrılmışsın, iki gün geçmiş, süper hissediyorum pozları. Omzumdaki yüklerden kurtuldumlar. Ah, şu karşı masamdaki beni mi kesiyor acaba paylaşımları ve tavırları? Bu da sahte. Kimse ayrıldıktan 2-3 gün sonra normale dönmez. Döndüm diyen de rol yapıyordur. Bekle bir süre geçsin. Tabii ki bu süre 1 ay, 3 ay, 4 ay değil. Ama süre geçsin. Süre geçsin ki rol yapıyormuş gibi gözükme. Bitişik maddemize devam ediyoruz. 4. Rutin oluştur. Rol yapma demiştik. Bir rutin oluştur kendine. Sosyal medya paylaşımlarında özellikle. Her gün paylaşım mı yapacaksın, 2-3 günde bir mi? Sana kalmış. Ama ortalarda yoğun gözüküp bir ay sonra ortalardan kaybolma. Ya da bir ay ortalardan kaybolup birden türeme. Bir planlama yap. Bir rutinin olsun.
rol yapmadığın ama çizginden çıkmadığın bir rutin. Ruh halinin devamlı aynı olduğunu gösteren bir rutin. Ruh hali değişebilir. Rutin olursa rol yaptığın belli olmaz mı? Diyenler olacaktır muhtemelen. Ruh halini de aynı tutmaya çalışmalısın o zaman. Bu senin istikrarlı olduğunu gösterir karşındakine. Muhtemelen o herkesin yaptığı hatayı yapman beklenir. İki gün gülerken poz verirken bir gün siyah beyaz, yılmış, bitkin, üzgün suratla poz vermen beklenir. Onu yapmazsan, hep aynı devam edersen gitti elden, vazgeçti artık benden dedirtir. O yüzden bir ruh haliniz olsun ve o ruh hali sizin rutininiz olsun. 5. Hamle yapma, iradeli ol. Nedir bu hamleler? Sadece mesaj atmak, aramak değil. Onu bir önce söyleyeyim. Mesaj atmayı, aramayı hala geçiren varsa aklından, o zaten kaybettirecek bir adım olur. Daha geniş düşünmek lazım. Arkadaşlarına onu sorma, onun sohbetini açma. Konusu açılırsa tebessüm et ve konuyu değiştir. Vazgeçmek önce çevreye mesajla başlar. Çünkü ne der atasözü? İki kişinin bildiği sır değildir. O sohbetler gider kulaklarına. Hala seni konuşuyor dedirtir. Senin adını duyunca durgunlaştı birden dedirtir. O yüzden vazgeçmeye oradan başla. Başkasıyla konuşma. Sosyal medyasından takip etme. Karşılık vermeye çalışma. Denizlerde sen, hasretinle ben, yokluğun esiyor akşamlarda. Şarkısını paylaşmış, biz çok dinlerdik muhtemelen benim için. Dur ben de karşılık olsun diye, sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice şarkısını paylaşayım. Yapma böyle atışmalar. O şarkının sana olup olmadığını bile bilmiyorsun. Kaldı ki amacın flörtleşmek değil, vazgeçtiğini göstermek. Amacın flörtleşmekse yanlış videodasın. Bir insandan vazgeçmeye çalışır gibi flörtleşilmez. İlk maddeyi hatırlayın. Bilinçli olmak çok önemli. Hamle kısmına devam edelim. Bir ortamdaysan bakmayacaksın ona. Konuşmak zorundaysan iş olur, okul olur, herkes gibi davranacaksın. Ne çok fazla soğuk ne fazla sıcak. Nazım'ın sözleri gibi. Bence artık sen de herkes gibisin. Bu bakış açısıyla yaklaşmalısın. Yapılan hata. Aynı okulda olunuyor mesela. Sınav ne zamanmış diye soruyor. Tüm gece o bar senin bu bar benim gezeceğine vaktinde gel sınıfa da görevliye sor. Senin hala arkanı toplayacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ya arkadaş soru sordu. Sen ise ölüyorum anlasana dedin. O tepkilerin tek anlamı bu. Kasmayacaksın. Herkes gibi davranacaksın. 6. Hamle yaparsa. Sakin ol. Şimdi hamle yapmak dedik. Ama bir de ihtimal sana karşı hamle yapılması var. Öncelikle bu madde için şunu söyleyeyim. Bütün gün oturup acaba ne hamle yapar diye düşünmeyin. Ya da bir şey yapıyorsunuz, bunu görür akşam belki hamle yapar diye yapmayın o şeyi. Çünkü bu vazgeçmek değil, bu direkt ona geçmektir. Kafayı ona takmaktır. Bu düşünceyi bir kere bir akılda tutalım. Sonrası. Hamle yaparsa, ararsa, sorarsa, mesaj atarsa, bir yerden eklerse, fotoğraf beğenirse. Sakin ol ve o telefonu yavaşça yerine bırak. Çünkü eğer ki telaş yaparsan tüm uğraşlar boşa gider. Merhaba, her şey yolunda mı? Dedikten 1,5 saniye sonra. Yolunda. Dün biraz deniz havası aldım. İyi geldi. Haftaya küçük bir seyahat yapacağım. Şehir dışına, halamlara gideceğim. Bunaldım buralarda. Onun dışında her şey aynı. Senden sonra bir değişiklik olmadı açıkçası. Sen ne yapıyorsun? Diye devam etmemelisin. Yapmamalısın bunu. Şu an birçok kişi yok artık diyor belki. Şu an diyor ama. Çünkü olur. Bir heyecan sarar. Ne diyeceğini şaşırırsın. Ne tepki vermen gerektiğini bilemezsin bir anda. Ve dökülürsün. Oysa yapman gereken şey çok basit. Telefonda bir firmanın call center ile konuşuyor gibi davranman lazım. O şekilde düşünün. Bir danışma hattına ne yaptın ne ettin diye anlatmazsın değil mi? Ya da acaba nasıl? Özledi mi seni? Diğer müşteriler arasında en çok kiminle konuşmayı seviyor acaba diye düşüncelerin olmaz değil mi? Sakince ne anlatmak istediğini dinlersin. Kibar bir şekilde. İlgilenmediğini söylersin ki genelde muhakkak bir şeyler satmaya çalışırlar ya hani. Ya da bana denk geliyor bilmiyorum. Teşekkür edersin, kapatırsın. Mantık tamamen bu olmalı. Çünkü vazgeçtiğini en iyi bu şekilde gösterirsin. Tabii tekrar hatırlatmakta fayda var. Tüm zamanınızı hamle yaparsa ne yapmalıyım diye geçirmemelisiniz. Ve sonuçta arkadaşlar, anlattıklarımın özeti. Birinden vazgeçtiğinizi göstermek istiyorsanız yapmanız gereken şey herkes gibi davranmak. Ne düşman ne dost. Herkes gibi. Sokakta gördüğünüz binlerce insan gibi. Böyle davrandığınız sürece vazgeçtiğinizi çok net anlayacaktır. Belki size tepki vermeyecektir. Belki size hamle yapmayacaktır. Ama artık ondan çoktan gittiğinizi anlamış olacaktır. Haftanın 3 günü sizin merak ettiğiniz konularla buradayım. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.